sektörler arası yolculuğumuza TÜYAP Ambalaj Fuarı'nda devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörünün öncü firmalarından birine, MOT Makina standına konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Recep Mutlu bulunmakta. Bakalım ürün gamıyla ve firmasıyla ilgili bize neler anlatacak. Hemen dönüyorum kendisine. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı fuarlar diyorum. Öncelikle sizleri ve firmanızı tanıtarak başlayalım. Sayın Recep Mutlu kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz ve firmayı ne zaman kurdunuz? Evet. Recep Mutlu elektrik mühendisidir. İşletme yönetimi yüksek lisansı mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunudur. Ailede çocuklarıyla beraber de mühendislik olarak takviye edilmiştir. Kızı endüstri mühendisi, damadı endüstri mühendisi, oğlu da İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisidir. Halen öğrenci. Aslında dolayısıyla bir mühendis kadrosundan oluşan bir aileye sahip. Oluşan aile, aynen. Eşim de öyledir. Dolayısıyla biz 2002 yılında otomasyon amaçlı firmamızı, endüstriyel otomasyon desteği amaçlı kurduk. 2002'den sonra şirketin faaliyetler arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda patentli petrol sektörüne işlemlerimiz oldu. Çalışan ürünlerimiz, ürün gamımız halen arazide petrolle alakalı çalışıyor. Fakat o sektörde bir takım sıkıntılar yaşanması sebebiyle tekrar başka dallara, plastik sektörüne hizmetler oluştu. En son hizmetler olarak da makinacılığa doğru evrildik. Makinacılığı da oğlumun makine mühendisi, kızımın endüstri mühendisi olup bankacılık ve imalatta yabancı firmalardaki tecrübelerini firmamıza katalım dedik. Bu amaçla da faaliyetlerimiz başladı. Temel amaçla firma olarak iki kategoride hizmet sunuyoruz. Birinci kategorimiz gıda. Gıda deyince Türkiye'nin önde gelen firmalarında likit üretim dediğimiz, likit production dediğimiz işte pastacılık sektörünün katkı maddeleri, dondurma sosu, jöleler, toppingler, powder grubu dediğimiz, toz grubu dediğimizde de ekmek katkı hamuru için kullanılan toz ürün grupları, buna krem şanti vesaire gibi üretimleri de katabilirsiniz. Bunların üretim hatları ve dolum hatlarıyla, paketleme hatlarıyla makine gruplarımız var. Üçüncü olarak da yine gıda sektörünün içinde şeker hamuru, popüler bir ürün gamıdır. Pastacılıkta süsleme olarak kullanılan bu üretim grubunun A'dan Z'ye bütün imalat makinalarını imal ediyoruz. İhraç ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ihracatlarımız ve potansiyel müşterilerimiz Kanada, Macaristan, Portekiz, Cezayir, Tunus, Lübnan, Ürdün, Hindistan, Sri Lanka, bu sektörde, dünyada talebi olan müşterilerimize de A'dan Z'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda Bulgaristan var, Sırbistan var, yakın coğrafyamızdaki ihracat kalemleri. Bu bir grubumuz. İkinci grubumuz da agricultural, yani gübre üreticileriyle, gübre sektörüyle alakalı çalışmalarımız var. Burada da bugüne kadar tabloda da göreceğiniz şekilde NPK denen azot, fosfat, potasyum kökenli Türkiye'de kimyasal grubuna giren maalesef ürünler var. Bunların üretim makinaları, mikrobiyel fertilizer, bunlar da bakteri kökenli mücadele, hem hastalıklarla hem zararlılarla hem de ürünün gelişmesiyle alakalı üretim tesisleri söz konusu. Bunlar hep yazılımsal işlerdir. Biz de otomasyon grubu olarak, asıl firmanın ismi MOT Makina, Mutlu Otomasyon Danışmanlığı'nın kısaltılmasından gelen hem danışmanlık hizmetleri, hem otomasyon, hem de makine imalatı var işin içinde. Dolayısıyla bu grupta yazılım kökenli üretimler olduğu için mikrobiyel, amino asit, ki dünyada ilk kere atıklardan, tamamen hayvansal atıklardan endüstriye kazandırılan amino asit, ki burada da aminogram dağılımında amino asit hücrenin yapı taşını aminogram dağılımındaki 24-25 tane amino asiti açığa çıkaran bir teknolojiyle
Dünyada ilk ve patentli bir ürünü Antalya'da Ekin Tarım müşterimizle gerçekleştirdik. Yazılımsal destekli bu. Makine yapılıyor ama yazılımsal destek önemli. Onu becerdik. Arkasından şu anda Bulgaristan'a ihraç etmek üzere olduğumuz, kurulmanı gelecek ay yapacağımız nano sülfür teknolojisi var. Bir profesörün projesidir. Amerika'da ve Rusya'da enstitülerde şey olan, öğretim standı olan bir profesörün projesidir. Onu da devreye alıyoruz. Bu da yine bitkinin özüne, hücresinin içine girecek, nanonize hale gelecek olan sülfürün, kükürdün diğer ismiyle, kükürdün hastalıklara karşı korumasını sağlıyor. Kabaca bizim ürün gamımız ve firmamızın faaliyet alanları burası. İstanbul'da iki telli organize sanayi sitesinde, Demircev Sanayi sitesinde iş yerimiz. Çalıştığımız ekibimizin içinde çalışan, profesyonel çalışan çalışanlarımız, kaynak vesaire işleri yapan torna, freze, makineleri kullanan elemanlarımızın yanında kaç kişi ise bir o kadar da yönetimde mühendis kadrosuna sahibiz. Kabaca firmamızın faaliyet alanı ve yapısı budur. İhracat kökenli bir yapımız var. Evet. Şimdi Recep Bey, aslında çok güzel özetlediniz. Dünden bugüne şu faaliyet alanlarınızı, hizmetlerinizi, üretimi, her şeyi anlattınız. İhracatı da değindiniz. Ben sektördeki başarı hikayenizi ve elbette ki tercih edilme sebebinizi de sormak istiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Biz müşteri odaklı faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle müşterinin talebi tam olarak nedir? Biz bu talebi araştırmalarımızla, tecrübemizle nasıl destekleriz? Destekleyebiliyor isek destekleyeceğimizi, destekleyemiyorsak araştırmalarımız veya ilave bilgiye ihtiyacımız varsa ve bunları da sağlayamıyorsak sağlayabilecekleri yere kanalize etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu müşteride bir güven oluşturuyor. Gelin ne olursa yaparız formatı yanlış bir formattır. Sizin talebinizi, müşterimizin talebini doğru anlarsak doğru kanalize ederiz. Yapabiliyorsak yapıyoruz deriz, yapamıyorsak da yapamıyoruz, şurası yapıyor deriz. Budur başarı. Elbette ki belli bir iş tecrübesi, artık 36-37 yıllık mühendisiz. Ailemizde çocuğumuzla diyelim veya diğer çalışanlarımızla mühendis desteğiyle önce bilgisayar ortamında yazılımlarla formatlıyoruz. Müşterinin onayına sunuyoruz. Onaydan sonra makine almak en kolay iştir. Parayı vermek en kolay iştir. Aslında zor görülür. Doğru olan şey, ürün o iş için uygun mu? Ürüne uygun biz makine, aksam, ekipman üretebiliyor muyuz? Yoksa her makineyi almak veya herhangi bir makineyi dizayn etmek, çalıştırmak kolay. Ürün ne diyor acaba? Çünkü makinenin alıcısı ürün. Ürünün alıcısı müşteri. Müşteri de kendi talebine, ürüne söylüyor. Ürün de bize makineyi söylüyor. Hı hı. Yaklaşım bu olursa başarı oluyor. Peki. Şimdi hemen yanımızda buraya getirdiniz. Tabii ki yeni nesil bir ürün var. Evet. Çok kısa özelliklerinden de, özellikle fuara getiriş amacından da bahseder misiniz? Şöyle, çoğunlukla ihracatımız kalemimizin içinde, gübreler haricinde, gıda için şu anda getirdik. Gübre çünkü buranın faaliyet alanı değil, Antalya'daki gübre fuarının, dünyanın en büyük fuarının konusu. Hı. O orası için geçerli. Burada ambalaj ve ekipmanları deyince gıda grubunu getirelim dedik. Gıda grubunda da şu anda büyük büyük kazanları buraya getirmenin anlamı yok. Bunu herkes yapıyor. Hı hı. Yapılmayan nedir derseniz, bu gördüğünüz makinamız bizim tartı olmadan hamur kıvamındaki ürünlerin doğru şekilde dilimlenmesi. Doğru şekilde dilimlenmesinden kastımız, siz ekranınıza kaç gram kesmek istediğinizi söylerseniz bunu çıkış formatı, çıkış alanımız her neyse oradan çıkış anında hiçbir tartıya gerek kalmadan gerçek doğru 2 gram hatayla 10 kiloda kesseniz 2 gram hata yapıyor, 1 kiloda kesseniz 2 gram hata yapıyor. Dolayısıyla çok hassas şekilde ürünleri burada biz dilimlemiş oluyoruz. Daha sonra ürün, bu makineden çıkan ürün şeker hamuru grubu. Şeker hamuru grubu da pastacılıkta süsleme olarak çalışır. Süsleme olarak çalışan bu ürünün, kaplama olarak çalışan bu ürünün ambalajları 250 gram küçük paketlerde, 500 gram biraz daha tombulca paketlerde, 1 kilogram flow pack makinalarına verilen, 2,5-5 kilogram diye
ülkelerden ülkeye fark etmesine rağmen ambalajlanıyor. Hı hı. Bu ambalajların kimisi makine düzeyinde, kimisi handmade, elle yapılan işlemler. Dolayısıyla buradan ürünü, bunun A'dan Z'ye olan kısmını ürettiğimiz için ta ki toz şekerin girip pudra şekerine, pudra şekerinden yağ, katı yağ, glikoz, pudra şekerinin kendisi, koruyucular vesairelerin katılımıyla mikserlerde hamur haline getiriliyor. Bütün bu prosesten sonra dilimleme makinamıza geliyor. Buradan da müşterinin talebi olan paketlenen kapasitelerde Flowpack makinalarından sonra ambalajlanıp müşterinin tüketimine sunuluyor. Burada çok çeşitli gökkuşağı renklerini üretmeniz mümkündür. Hı hı. Dolayısıyla bunlar da tüketicinin, ister profesyonel tüketicisi olsun, ister ev hanımlarının, dünyada artık pastacılık reklamları, televizyonlarda programları dönüyor biliyorsunuz. Hı hı. Buralardaki hayal dünyalarına hitap ediyor. Peki. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için, ama ürün gamı elbette ki bununla sınırlı değil, zaten bahsettiğiniz diğer ürünlerde, evet, diğer fuarlarda yine tanıtıma açık. Peki, doğrudur. Bundan son olarak değerli izleyicilerimize ve elbette ki dünden bugüne sizleri tercih eden iş ortaklarınız, çözüm ortaklarınız ve ailenize yeni katılacak olan mutlaka gelecek yeni müşterilerinize bir mesajınız var mı? Evet, mesajımız şu: dediğim gibi bizim temel yaklaşımımız mutlaka müşterimizin talebini doğru anlamak. Doğru anlanan talepten sonra yapabileceğimiz hizmetin veya desteğin şeklini hazırlamak, nasıl yapabileceğimizi ortaya çıkarmak ve buradan da bir başarı yaratmak. Yoksa onun dışında biz bir makinamızı veya bir sistemimizi satalım yaklaşımımız bizde yok. Bizim yaklaşımımız müşterinin sürekli memnuniyeti, daha sonraki kapasite artışlarında bizi tercih etmesini sağlamak, doğru çözüm odaklı gitmek. Para elbet kazanılmak içindir, ama müşteriyi kazanmak geleceği kazanmaktır. Bizim felsefemiz bu. Kesinlikle, ben öncelikle sektördeki başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür katkılarınız ederiz. Katkılarınız için de biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlere TÜYAP Ambalaj Fuarı'ndan seslendiğimizi söylemiştik. Sektörler arası yolculuğumuz, stand tanıtımlarımız ve elbette ki ürün tanıtımlarımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın diyoruz.